Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Bir izleyicimiz televizyonu yeni açmış. IMRT nedir hocam? Sizi dikkatlice dinliyorum ama kaçırmış olabilirim anlatmadıysanız diye not düşmüş. IMRT yoğunluk ayarlı radyoterapi. Yoğunluk ayarlı radyoterapi nedir? Hastanın bir bölgesinde tümörü var ama çevre dokularında da kritik organlar var. Bu kritik organ nedir? Asla hasar görmemesi gereken sinirlerin, çünkü çoğalması, tekrar kendini yenilemesi zordur. Veya belli organların belli dozun üzerinde ışın almaması gerekir. Evet. O kritik organları hem koruyacağız, oralara çok az doz vereceğiz ama hastalıklı bölgeye, tümörlü bölgeye en yüksek dozu vereceğiz. Bunu yapmak için de yoğunluk ayarlı radyoterapiyi Avrasya Hastanesi Onkoloji Bölümünde yapmaktayız. Bu arada Avrasya Hastanesi Onkoloji Bölümü ilk ruhsatlandırılmış özel hastane. Türkiye'de? Türkiye'de. Türkiye'de. Yaklaşık 15 yıla yakın, 10 bine yakın hasta tedavi etmiş durumdayız. Tabii teknoloji ne kadar ilerlediyse hastanede de cihazların yenilenmesi, cihazların teknolojiye ayak uydurması için kendimizi geliştiriyoruz. Son teknoloji sistemle. Son teknolojik cihazlarla hastaları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu arada IMR tekniğini de uygun hastalarımıza tedavi ederken çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Çünkü asıl tümörlü hücreyi yüksek doz verip korunması gereken dozu belki sıfır doz verip hiç ışınlamadan ama yanındaki tümörlü dokuyu çok yüksek 70 greylere kadar tedavi etme şansına sahip oluyoruz. Bunu tabii kontrol filmleri, portal görüntülemelerimizle de kontrollerini de yapıyoruz. Hastayı daha güzel tedavi edebilmek için, sağlıklı tedavi edebilmek için baş bölgesine ışın tedavisi uygulanan hastalarımıza termoplastik maske denen tedavi sırasında kullandığımız maske uygulaması yapıyoruz. Yine ayaklarını hareket ettirmemesi için belli aparatlar kullanıyoruz. Bu şekilde en az hasta hareketi tedavi sırasında en az hareket edip en güzel ışınlamayı yapmaktayız. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.